23 yıl geçti 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin üzerinden 7.4'lük bir sarsıntıydı. Merkez üssü Gölcük'tü. 17 bin kişi hayatını kaybetti. Fakat bu deprem gerçeği biliyorsunuz beklenen Büyük İstanbul depremine ilişkin uzmanlar da uyarıyor. Biz sadece senede bir, o da 17 Ağustos'un yıl dönümünde bunları hatırlıyoruz, aklımıza getiriyoruz. Türkiye'yi nasıl bir deprem bekliyor? Sorel Dağıstanlı'nın hazırladığı bir özel haber var. İsterseniz onunla başlayalım. Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekleniyor. Büyük ve yıkıcı, hem de Türkiye'nin en tehlikeli ve en uzun fay hattında gerçekleşecek bu deprem. Kuzey Anadolu fay hattı. Bu hat Bingöl-Karlova'dan başlıyor. Erzincan, Tokat, Amasya ve Çankırı üzerinden Bolu'ya kadar gidiyor. Bu noktada kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kuzeye ayrılan kol İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'ne giriyor ve denizi boydan boya kat ediyor. Gaziköy'den karaya çıkıyor. Kuzey Anadolu fay hattının toplam uzunluğu 1600 kilometre. Marmara Denizi içindeki uzunluksa yaklaşık 170 kilometre. Beklenen deprem de bu uzunluk üzerinde yaşanacak. Yani Marmara Denizi'nin içinde. Birçok açıklama var olası depreme dair. Hiçbiri büyüklüğünü 7'nin altında vermiyor. En yüksek tahmin 7,6. Bu 9'a yakın bir şiddet anlamına geliyor. Hatta bazı bölgelerde 9'dan fazla. Peki depremin büyüklüğü ve tabii buna bağlı olarak şiddeti bilinebilir mi? Evet, hesaplanabilir. Hangi fayın kırılacağı bilinirse. Bilim insanları 99 depreminin ardından bu konuda ayrıntılı çalışmalar yaptı. Aralarında Profesör Doktor Naci Görür ve Profesör Doktor Celal Şengör'ün de bulunduğu çok sayıda uzman isim bu çalışmalarda yer aldı. Ortaya hoşumuza gidecek sonuçlar çıkmadı. İşte olası Marmara depreminin büyüklüğü ve yaratacağı şiddete dair bilimsel sonuçlar. Marmara Denizi'ndeki fay hattı 3 bölümden oluşuyor. İlki Adalar Fayı. Fay hattının adaların güneyinde kalan kısmı. Adalar Fayı ile Orta Marmara Çukurluğu arasındaki kısımsa Kumburgaz Fayı. Bir de Tekirdağ Fayı var. Tekirdağ Çukurluğu'na kadar giden kısım. Gelin şimdi bu faylar kırılırsa ne olur? Ona bakalım. Adalar Fayı ile başlayalım. Uzunluğu 45 kilometre. Kırıldığında ortaya çıkacak en büyük deprem 7 olarak hesaplanıyor. Kumburgaz Fayı da Adalar Fayı gibi kilitli bir fay. Yani hareket etmiyor ve enerji birikiyor. Uzunluğu 65 kilometre. Kırıldığında üreteceği deprem minimum 7,2 büyüklüğünde. Ve Tekirdağ Fayı. Bu fay diğer ikisinden farklı bir karakter ortaya koyuyor. Bu nedenle bilim insanları arasında iki ayrı görüş var. Biri fayın 1912 Şarköy depremi sırasında zaten kırıldığı ve büyük deprem üretmeyeceği yönünde. Bir diğer görüş ise bunun tam tersi yönde. Risk bu görüşe göre devam ediyor ve bu doğruysa 60 kilometre uzunluğundaki fay 7,1 büyüklüğünde bir deprem üretecek. Bir görüş daha var. Bütün bu fayların tek seferde kırılması. Böyle bir durumda büyüklüğün 7,6 olacağı tahmin ediliyor. Sonuç olarak olası depremin büyüklüğü hangi fayın nasıl kırılacağına bağlı. Ama en küçük fay tek başına kırılsa dahi oluşacak deprem 7'den küçük olmayacak. Şunu net olarak söylemek mümkün. Marmara depreminin büyüklüğü 7 ile 7,6 arasında olacak. Peki bu büyüklükteki depremlerin hissedilen şiddetleri ne olacak? Adalar Fayı kırılırsa Avrupa sahil kesiminin Haliç-Büyükçekmece arası 8 şiddetinde, Anadolu yakasının büyük kısmı ise 7 şiddetinde hissedecek. Kumburgaz Fayı kırılırsa Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan bölüm 8 şiddetinde, sahil şeridi 9 şiddetinde, Anadolu yakası 6 ila 7 şiddetinde hissedecek. Tekirdağ fayının kırılması durumunda hissedilecek şiddet, Küçükçekmece Gölü'nden batıya doğru olan alanda 8, Anadolu yakasında 5 olacak. Üç fayın aynı anda kırılması durumunda Büyükçekmece Gölü'nün batısına kadar olan alan 9 şiddetinde, Avrupa yakasındaki diğer kesimler 8 şiddetinde, Anadolu yakasında kıyıya yakın bölgeler 8, iç kesimler 7 şiddetinde hissedecek. Ancak bazı yerlerde etkisi 9 şiddetinde olacak. Kısacası beklenen depremler sahil kesimlerinde iç kesimlerden daha etkili olacak.
hasar daha ağır olacak, özellikle Avrupa yakasında. Peki beklenen hasar ve can kaybı ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ayrıntılı bir çalışma yaptı. İlçe ilçe meydana gelecek hasar ve can kayıplarını belirledi. Çalışmaya göre İstanbul'da 1.166.330 bina var. Bu binalardan %26'sı hafif hasar görecek, %13'ünde orta hasar, %3'ünde ağır hasar, %1'inde çok ağır hasar oluşacak. Sadece %1'i bile 12 bine yakın bina anlamına geliyor. Profesör Doktor Naci Görür, olası Marmara depreminde can kaybının 99 depreminden fazla olacağını belirtiyor. Naci Görür'e göre İBB'nin çalışması İstanbul'da 1.166.330 binanın bulunduğunu belirtiyor. Sadece çok ağır hasar alacak bina üzerinden hesaplandığında bu rakamın %1'i 11.363 binaya tekabül ediyor. Her bir binayı 4 katlı ve katta 2 daire hesaplarsak, her dairede 4 kişinin yaşadığını düşünürsek can kaybı 373.216 olarak ortaya çıkıyor. Bir de tsunami tehlikesi var. Şu anda Bakırköy'deyiz. Bakırköy sahilde. Burası hem deprem için, beklenen Marmara depremi için, hem de sonrasında ortaya çıkabilecek tsunami tehlikesi için en riskli ilçelerden biri. Böylesine büyük bir depremde tsunami olma ihtimali yüksek. Daha önce oldu. 1509, 1766 ve 1912 depremlerinde. 1509 depreminde tarihi kayıtlara göre dalga boyu İstanbul surlarını aştı. Bu da dalgaların 10 metre, en az 10 metre yükseldiği anlamına geliyor. Peki olası Marmara depreminde tsunami boyutu ne olacak? Peki beklenen depremde dalga yüksekliği ne olabilir? Tsunami dalgaları Anadolu yakasında Avrupa yakasından daha yüksek. Anadolu yakasında en riskli bölgeler Kartal ve Kadıköy. Adalarda dalga yüksekliği 9 metreyi bulacak. Avrupa yakasında ise en yüksek tsunami dalgaları Zeytinburnu-Bakırköy arasında görülecek. Deprem yani yer sarsıntısı aslında bir doğa olayı ama ölümcül bir felaket olarak anılıyor. Zira insanoğlu doğayla birlikte yaşamak yerine doğaya rağmen o yokmuş gibi yaşamayı tercih ediyor. Şimdi çok basitçe bir örnek aktarmak istiyorum. Yürüdüğünüz zaman ıslak bir zemin gördüğünüzde ya da çürük bir tahta gördüğünüzde adımınızı atarken dikkat edersiniz ya da mümkünse yanından geçersiniz. İşte yaşadığımız bölgenin zeminine bu denli dikkat etmiyoruz. Onun yerine oturacağımız evin manzarası ne kadar güzel ya da kaç odalı ya da tabii ki doğal olarak fiyatına dikkat ederek o eve taşınıyoruz. Peki biz neden yaşadığımız bölgenin zeminine dikkat etmiyoruz? Oysa ki üzerine güvenle bastığımız toprağın da bir gün sarsılacağına, üzerindeki yapılara zarar vereceğine, canlıları öldüreceğine tanık olabiliriz. Daha önce olduk, yine olacağız. Evet, çok güzel bir dosya hazırlamış. Evet. Ellerine sağlık sevgili Sorel. Tabii çok korkutucu bilgiler, veriler de var, uyarılar da var içinde. Bugün gazetelerde de yer buluyor bu uyarılar, uzmanların uyarıları. Bakın 17 Ağustos'taki depremin büyüklüğü 7,4'tü. Beklenen Büyük İstanbul depremi için 7 ila 7,6 arasında olması bekleniyor diyor uzmanlar. Hissedilen şiddetin sarsıntının ise 8 ila 9 olması bekleniyor. İşte yerine göre değişiyor Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı? Ve can kaybının 17 Ağustos'taki 1999'daki Gölcük depremine göre çok daha fazla olacağını söylüyor uzmanlar. Şöyle birlikte bir gazetelere bakalım. Bugün Bir Gün'ün manşetinde görüyoruz. Çürük viyadükle depreme hazırız diye. Gölcük depreminin ardından geçen 23 yılda İstanbul için bir arpa boyu yol kat edilemedi. Binlerce konut ve iş yeri kaderini bekliyor. İç sayfalarda da 8 ve 9'da da geniş geniş yer vermiş Bir Gün gazetesi. Cumhuriyet gazetesinde birinci sayfada aşağıda 17 Ağustos'un üzerinden tam 23 yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi. Deprem artık çok yakın. Başladı gördük. Evrensel gazetesine baktığımızda manşette fay hazır ülke değil. Evet. Uzmanların görüşleri var ve kararda da manşette depreme hala hazır değiliz. Bir 23 yıl daha yok. Önümüzde bir 23 yıl daha yok. Çok korkutucu biliyorum Mehmet Eskan. Güne böyle başlamak da belki iyi değil. Evet, izleyicilerimizin de canı sıkıyor ama bu bir gerçek. 99 depremini yaşadık ve sonrasında
uzun süre deprem hocaları ekranlara çıktılar falan. Dediler ki 30 yıl içinde deprem bekleniyor. Fayın kırılması. O Marmara fayın işte biraz önce Soray'ın anlattığı fayların kırılması 30 yıl içinde olacak dedi. O zaman dedi ki oho 30 yıl ya kim öyle kim kala. Hadi biz diyebiliriz de devlet de öyle baktı meseleye. Ama deprem için para topladılar. O paralara fon kurdular. Bir kereye mahsus dediler. Kalıcı hale getirdiler. Deprem vergisi. Ona işte bilmem ne şeyden telekomünikasyon. Özel iletişim vergisi. Özel iletişim vergisine dönüştürdüler. Kalıcı hale getirdi. Aslında bir kerelik toplanıyordu yani Kocaeli depreminden sonra. Şimdi o zaman bir dedik ki hakikaten 30 yıl değil mi? Çok uzun bir süre falan diye. Belediyeler de öyle baktı, devlet de öyle baktı. Elini ağzından aldı 30 yıla kadar dedi. Kaç yıl olmuş? 23 yıl. 23. Geri sayım başladı. Yani, evet. Yani bir sanırım. Dahaki belki yayında kaç yıl olmuş diyeceğiz, 30 yıl oldu diyeceğiz yani. Milliyetin yüzden... başlığı güzel, zamanımız daralıyor. Milliyet de var, tabii. Doğru. Evet, Milliyet de var. 17 Ağustos acısının yıl dönümü, zamanımız daralıyor. Gerçekten doğru olan o. Yani başlık bu. Çünkü yaklaşan bir şey var. 17 Ağustos bir anma ama aynı zamanda yaklaşan tehlikeye de bir uyarı oluyor 17 Ağustos günleri. Ya bu müteahhit iktidar, inşaatçı iktidar. Bu İstanbul'un bu çevresine o devasa blokları dikeceğini, İstanbul'un eski ki kadim kentlerini yenileme yoluna gitseydi, oradan rant sağlasaydı, oradan bir şey yapsaydı İstanbul pırıl pırıl olurdu, depremi de hazır. Tam bıraktığın yerden bir şey söyleyeyim abi. 8. Kalkınma Planı'nı hazırlıyor Devlet Planlama Teşkilatı. 2000 yılında hazırlanıyor. 2001-2005 yıllarını kapsıyor. 8. 5 yıllık kalkınma planının en özel başlığı deprem. Çünkü zaten 99'da deprem olmuş. Ve Devlet Planlama Teşkilatı ne yapılması, yaklaşan İstanbul depremine ilişkin ne yapılması gerektiğine ilişkin böyle notlar almış. Zamanında o notları 2020 yılında Bir Gün Gazetesi'nde yazmıştım. Bakın bunları demişti Devlet Planlama Teşkilatı diyor diye. Bakın diyor ki Devlet Planlama Teşkilatı 2001 yılında zaman zaman çıkarılan imar affı yasaları çarpık yapılaşmaya ve afete dayanıklı olmayan yerleşimlere yol açmaktadır. 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bunu diyor. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapatıyorlar. İşte bu yüzden kapattılar. Bu yüzden kapattılar. 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı, o dönemki Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki seçimden bir ay önce 2018 Mayıs'ında imar affı çıkartıyor. Seçimi alalım. Ve diyor ki vatandaş devletle helalleşiyor. Hazine arazisi vatandaşa en uygun modelle hazineye kazandırılmış oluyor. Vatandaşın evi ve iş yeri yasallaşıyor. Böyle açıklama yapıyor. Gerçekten bu kadar şey basit ele alınacak mesele değil. Aynı DPT raporunda diyor ki nüfusun Marmara'nın dışına Anadolu'ya kaydırılması için Anadolu'ya sanayi yatırımları yapılması lazım. Tam tersi oluyor. Bakın her 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Tabii. Ve Naci Görür de uyarıyor. Bu depreme İstanbul depremi demeyin. Bu depreme Marmara depremi deyin. Çünkü İstanbul depremi deyince Kocaeli ciddiye alınmıyor. Sakarya ciddiye alınmıyor. Bolu, Bursa ciddiye alınmıyor. Halbuki tam deniz. Bütün bölgeyi etkileyecek. Ve maalesef çarpık sanayileşme yüzünden bizim sanayimizin %60'ı Marmara'nın etrafında şekillenmiş durumda ve nüfusumuz da o bölgede. Bundan yıllar sonra birisi şöyle Türkiye haritasının nüfus yoğunluğuna göre şöyle baksa bunlar gerçekten affedersiniz aptal mı der ya. Bu kadar geniş Anadolu toprakları var verimli. Her yerinden şey akıyor, nehir akıyor. Ne yapmışlar? Bütün nüfus gelmiş Marmara. Bir iç denizin etrafında toplanmış. Bu nedir ya der. Gerçekten bu nedir der yani. Ve insanlar buralara zorunluluktan geliyorlar. 1950 senesinde, 60 senesinde 3 milyon nüfusu var şeyin İstanbul'un. Türkiye'nin 35 milyon nüfusu var. Yani nüfusun onda biri İstanbul'da. Bugün 85 milyon nüfusu var. Türkiye'nin 5'te biri, 17 milyon, 18 milyon ki işte kayıt dışılarla beraber 20 tabii. milyonun üzerine çıkıyor. Her 5 kişiden birinin yaşadığı yer burası. Şimdi siz ranta vurgu yaptınız ya Mehmet Özkan, kentsel dönüşüm